Selam arkadaşlar. Bugün nasıl yapılır serimizde irizar i8 integral var arkadaşlar. Bunu nasıl kuracağınızı göstereceğim detaylı bir şekilde abi. Şöyle fotoğrafları burada mevcut. Bunun zaten şu şeyleri farları efsane duruyor şöyle. Sinirli bakıyor abi. Ondan da şöyle bir şey yapmışlar. Bence çok güzel arkadaşlar. Yakışmış. Evet, aracımızın sahibi, proje sahibi oyuncu ismi Smod arkadaşlar. Onu da belirtelim. Son zamanlarda çok oyuncu ismi indiriyorum. Farkındayım ama çok bir şeyim yok. Bir anlaşma falan yok. Merak etmeyin. 2 adet motor sesi, 2 adet retardersizlik, geri görüş kamerası. 10 adet firma kaplaması, yüksek model. Kalitesi. Evet, yüksek kaplama kalitesi. Özelleşmiş firma kaplaması ve plaka. Arkadaşlar şöyle modun 1.42, 43, 44 versiyonları var. Ayrıca skin pekleri var. Ben sadece 1.44 versiyon aracı indireceğim arkadaşlar. Şöyle tıkladım. Download butonuna. Evet. Buradan iLink'i atıyor. Bunu geçtikten sonraki linki de, yani burayı sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Burayı da paylaşırım. Buradan direkt indirirsiniz. Evet. Free download dediğinizde zaten download diyorsunuz. Tekrar iniyor arkadaşlar. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Irizar i8 arkadaşlar. İntegral. Evet. Şöyle ki. İndirdiğimiz dosya bu. Abicim. Şimdi belgelerim mod klasörünü açıyorsunuz arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 mod klasörü. Eğer yoksa kendiniz küçük harflerle mod yazarak oluşturuyorsunuz. Şimdi buraya Irizar i8'i kopyalayıp yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten atmışım gördüğünüz gibi. Şurada. Evet, SCS dosyamızı attıktan sonra oyunumuza giriyoruz abicim. Oyunumuza girdik. Profili, herhangi bir profil seçiyorsunuz arkadaşlar. Paralı olursa iyi olur. Sonuçta otobüs alacağız, araç alacağız, özelleştireceğiz. Paraya ihtiyacımız olabilir. Profili düzenle diyorsunuz. Yukarıda mod yöneticisi var. Ona tıklıyorsunuz. Arkadaşlar geliyor. Buradan hemen Irizar i8'i integrali sağ tarafa atıyorsunuz ve değişiklikleri onayla diyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra uygula diyorsunuz. Arkadaşlar ve oyuna devam et diyoruz. Oyuna girdik başkan. Şimdi sağ üstte çekici galerilerine tıkladık. Mod Bias'ine eriş butonu var altta. Ona tıkladık. Gördüğünüz gibi Irizar i8 integral. Bu arada çok fazla para istemiyormuş. Tabii özelleştirdikten sonra ne olur bilemiyorum. Çünkü bakın gördüğünüz gibi çok sade, bembeyaz. Bunu illaki bir şekilde şuraya sokmamız lazım arkadaşlar. Motorda 3 tane sesimiz var gördüğünüz gibi. Ben hiç ellemiyorum. Retarder'da da aynı şekilde arkadaşlar, iki sesimiz var. Şanzıman bir arada, birisi 12, birisi 8 vites. Onu da belirtelim. Dış kaplamamız fotoğraftaki çok hoşuma gitmişti. O yüzden Kamil Koç yapacağım abi şöyle. Onlarınki de böyle, yanlış hatırlamıyorsun. Daha bir sürü var. Ben çok iridelemiyorum. Şunu yapacağım abi. Çünkü hoşuma gitmişti yani. Güzel. Şöyle baktığınızda mavi ile beyazın bütünlüğü korumuş. Evet, iç mekana geçelim ve orada zaten asıl bomba orada patlıyor. Şimdi direksiyon sisteminde, aa bak burada da şeyler varmış. Çizgileri değiştiriyorsunuz. Beyaz iyidir. Beyaz. Krom kaplama. Direksiyon simidinde şöyle değişiklikler yapabiliyorsunuz. Beyaz iyiymiş ya. Birinde şöyle bir şey var. Bence bu daha hoş oldu. Abicim şurada ne var? Navigasyon herhalde. Aynen. Burada güneşlik, Atatürk şeyi var. Bunları koymayacağım. Bu neymiş? Aa, koku şeyi var. Çok iyi değil mi ya? Arkadaşlar siz onları koyabilirsiniz. Çok güzel olur. Burada şeyler var. Evet. Burada da muavin plakası falan filan. Evet, yolcu atma şeyi var. Burada bir süs var galiba. Arkadaşlar şöyle perdeleri değiştiriyorsunuz. Yolcu atıyorsunuz. Şöyle ben yolcuyu da atayım bakalım. Yolcu attığımızda da bu şekilde yolcular biniyor abi. Ben yolcu atmayacağım şimdi, şey yapmasın diye.
videoda çekim yaparken kastırmasın diye arkadaşlar. Şöyle aracımızın iç tasarımına da böylelikle bakmış olduk. İçeride yine detaylı bakacağız. Şöyle bir dışarıdan bunu biz yapmadık herhalde ya. Aynen bunu yapmadık. Bakın bir sürü seçenek var abi. Yan demirler falan filan. Bunlar neymiş? Yani perdelikler, gölgelikler indiriyor, kaldırabiliyorsunuz. Jantlar, tekerlekler arkadaşlar. Onları ben değiştirmiyorum hiç. Burada çekici demir mi var? Aynen demir. Ledler falan var. Abicim. Full döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Ben fazla detaya inmeyeceğim. Evet, aracımız bu şekilde. Onayla diyoruz. 1800 mesela para çıktı bana. Çok bir şey çıkmadı ki ben fazla bir şey eklemedim. Satın al dedim hani parası olmayanlar için de öyle bir seçenek var. Arkadaşlar. Satın al dedik. Hayırlı olsun dedi herhalde bakayım bir. Aldık değil mi lan? Ha almışım tamam. Ben okumadan kapattım da. Şimdi arkadaşlar buradan çekici yöneticisine geldim. Irizar'a tıkladım, sür diyorum ve oyuna giriyorum. Evet, iç tasarım bu şekilde. Şöyle bir haritamızı kapatalım. Oo, burada basamaklar falan efsane gözüküyor arkadaşlar bakın. Bence çok hoş olmuş. Şimdi dış tasarımla. Bunun dışı güzel ya. İçi de güzel de. Şöyle dıştan göstereyim abi. Çalıştıralım. Farlar bu, uzunlar bu. Bence harika. Abicim araç efsane duruyor ya. Şöyle arka tarafa da bir bakalım. Bak geriye taktım böyle. Işıklar efsane. Arada bir yanıp sönüyor gerideyken. Geride durduğumuzda. Evet arkadaşlar, iç mekana bir geçelim şöyle. İç mekanda şurada bir tuş takımı var hafif solda. Orada bütün kapıları, mapları, her şeyi oradan ayarlıyorsunuz da. Şöyle yakından bakabilir miyim bilmiyorum. Şöyle az bir şey çevirdiğimde hemen yukarı kayıyor. Şöyle bakabiliriz solda. Gerçi orada benden göremiyor olabilirsiniz. O yüzden şöyle göstermeye çalışacağım. Sıfır kamerasına geçelim. Niye uğraşıyorum? Arkadaşlar şöyle bir tuş takımı var burada. Gördüğünüz gibi. Buradan birçok ayarı yapılabiliyor. Camlı araç kapağı falan filan. Arkadaşlar. Şurada işte bir şeyimiz var. Ekranımız var gördüğünüz gibi. Oyuncu spis mod şeyleri var. Logosu falan yazısı var. Arkadaşlar. Aşağıda da bir radyo şeyi var. Vallahi bayağı bir radyo şeyi koymuşlar. Abi. Tekrar şöyle bineyim. Gerçi burada da çok iyi gözükmüyor. Şöyle direksiyonu geçtiğimizde arkadaşlar panelimiz bu şekilde. Bayağı yakından gösterdim. Pov oldu. Evet. Bence harika arkadaşlar. İç tasarımda mükemmel olmuş. Mük. Şurada duralım ve burada videomuzu yavaştan bitirelim arkadaşlar. Evet. Burada videomuzu bitirelim. Arkadaşlar buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.